Merhaba sevgili saptan severler. Birkaç gündür video gönderemedim. Ufak bir rahatsızlığım vardı. Sesim kısılmıştı. Yeni yeni kendine geliyor. Evet, soru çözümüne başlayalım yine. Şimdi burada FTK'de bir... Ay çespe zannettim. FTK'de bir baskı oluşabiliyor. Yani FTK açılabiliyor vezirle vezir aldığımda. Piyonla alırsa savunmaya bağlı taş var. Kale, şaha bağlı. Eğer şahı saptırırsam kaleyi kazanabiliyorum. Yani vezir g4. Vezir g4'de fg4'den sonra şimdi savunmaya bağlı taşta savunmayı saptırdığım zaman flash ile kalite kazanmış oluyorum. Flash yedi. Şimdi alışa baktığımız zaman at g5 şah çekecek. Şah g8'e vezir h5 mat isteyecek. At f6 oynayamıyorum çünkü fil f6 var. Şah g6 kaçabilir miyim? Bir de ona bakıyoruz. Şah g6 kaçtığımda şah h7 at g5. Yani şah g8'e vezir h5'ten sonra mat fikri var. Peki şah g6 kaçarsam vezir g4 oynamak zorunda. Vezir g4'de f5 oynayabiliyorum. Yani bunu alabilirim. Şah g6 doğru hamle. Çünkü şah g8'e mat oluyoruz. Bu arada altta yeşilde gözüküyor. Çözüp çözmediğim galiba soruları. Ben direkt açıyorum, basıyorum. Önceden çözmüş müyüm bilmiyorum. Evet, şimdi fil de veziri istiyor. Onun da veziri istekte. Tehdit yaparken tehdit yapılmaz genel bir kuraldır. Konuma göre değişir tabii ki. Ben piyonunu aldığım zaman hem atı istiyorum hem de veziri istiyorum. At c6 alsaydı piyonunu alacaktım. Şimdi fil c6'ya da piyonunu alıyorum. Evet, vezir a6 artık taş kazanmış oldum. Evet, iki tarafında şaha saldırısı var. Kale boşta şu an, kaleyi alabiliyoruz. Aldıktan sonra ne yapacağız? Tekrar belki şah çekip vezir d4 alabilirim. Ama şah d2'yi de beklerse kale d8 fikri var. Atı açıp başka bir şey yapamıyorum. At f8 alma durumunda vezir c3 ile mat oluyorum. O yüzden vezir f8 mantıklı. Şimdi vezir g7. Vezir d4 alacağım. Burada şah e8 kaçabilirdi. Onu düşünmüştüm. Şah e8. Çünkü vezir d4'de kale d8 oynayacak. Ona da vezir h8 şah çekebilirim. Şah e7 gitmek zorunda kalıyor. İstersem tekrar vezir geri dönebilirim. İstersem d4'ü alıp iki kaleye vezir de oynayabilirim. Diğer bir seçenek de şahla almak. Bu da ilginç. Şah e3'ten kaçabiliyorum. Şah e3, şah f4, şah g5 gidebilirim. Yine savunmaya bağlı taş. Vezirini niye işaretledim ki? Piyon atı koruyor. Ama açmaz var burada gördüğünüz gibi. Bir de burada açmaz var. Yani siyahlar, beyazlar vezir G6 istiyor aynı zamanda. Biz de G3'ü alabiliyoruz. Buradaki açmazı yok edemiyor. Filmi saptıramıyor. O yüzden G3'ü almak mantıklı. Şimdi kapattı bu çaprazı. Vezirimiz istekte. G6'yı istiyor. Evet, hastalığımı tam atlatamadım. G6'yı istiyor. Veziri yanlış bir yere kaçarsam. Çünkü burada da açmaz konumu var. O yüzden vezir G5 kaçacağız. Atı koruyacağız. Vezir F4. Şimdi şaha karşı bir atak başlatmışız. Evet, at E2, at C3 fikrimiz var. Şah kale çatalı çekiyoruz. Belki mat yapacağız şahı kaçacağı yere göre. Burada at E2 çok mantıklı gözüküyor. At C3. Evet, şimdi kaleyi alabiliyorum. Kaleyi aldığımda kalite öne geçmiş oluyorum. Kale A7 oynarsam A2'den mat fikriyle fil B1 oynayacak. Yani burada kaleyi almak. Güzel. Kale A7'yi de beğenmedi. Ha, at E4 alıyor. Tamam, bu da olur. Belki at E4 daha iyi olabilir. Evet, haklı olabilir burada. Şimdi kale istekte, piyon aldığım zaman fil aldığım zaman vezir h5 oynayacağım. H8'den mat isteyeceğim. Aynı zamanda kaleyi isteyeceğim. Bu mantıklı geldi bana. Şimdi kaleyi alıp öne geçtik. 18 puanımız gitti. Evet, mat fikirlerimiz var. C1'den mat olmuyor. At f1 kapatıyorum. Vezir e4 gelip çifte saldırı yapamıyorum. Çünkü fil var. Ama vezir g4 şah çekip B4'ü alabilirim mesela. Çünkü F1'e taş kapatıyorum. Mat olmuyorum. Taş kazancı yeterli olur diye düşünüyorum. Evet. F1'e taş kapatma fikrim olduğu için şu an mat edemiyor.
Fil F1'e kaçabilirim. Vezirle koruyabilirim belki B3'ten. Ama şimdi vezirle koruduğum zaman şah çekip diğer kareyi de inmek isteyecek. Belki fil F1 daha mantıklı gözüküyor. Evet, bir feda yaptı. Aldığım takdirde vezirle alacak. G7'den mat isteme fikri var ama fil F8 kapatabiliyorum. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi aldığım takdirde vezir H6'ya herhangi bir hamle yaptığımda at H5 oynayıp G7'den mat istiyor. Fil F8'e de at F6 oynuyor. Yani benim başka bir çözüm bulmam gerekecek. Mesela aklıma gelen çözüm, H6'yı alıyorum. Vezirle aldığımda vezir B3, vezir C2 inmek istiyorum. Filim çok kuvvetli. Benim de mat tehditlerim var. Şimdi at H5 oynarsa vezir C2, şah G3'e vezir F2 mat oluyor. Şah G1'e de vezir G2 mat oluyor. 18 puan çıkartacağız ha gayret. 15 puan aldık şimdiye kadar yanlıştan sonra. Evet, savunmaya bağlı taşlar var. Bakın birbirine bağlı taşlar gördüğünüz gibi. Hepsi. Şimdi kale D4 alırsan vezir A8 var. Vezir B1 alırsan vezir B1 kale D4. İki kaleye vezir ve geçerim de var. Beyaz için kötü bir konum, kayıp bir konum. Siyah için kazanç bir konum. Burada çok mantıklı gözüküyor vezir B1 hamlesi. Şimdi A piyonu da geçer olduğu için bir puan kaldı arkadaşlar, çıkartacağız. Evet, kale E8 yapıp şah H7'ye kaleyi alabilirim. Eğer kaleyle alırsa vezirle alırım. Ama benim kalem istekte. Yani istekte bir taş var. Peki kale F1 oynarsam? Şimdi D4 de istekte. Kale F1 oynarsam D4 kalesini istiyorum. Veziri istiyorum. Ne yapacak? Vezir E5'e vezir E5. Evet, 18 puan çıkarttık. Yine bakalım. Alınabilecek bir taş var. Fakat fil açmaz yapmış şahıma. Ben kale çarpı C4 alırsam vezir C4'de alamıyorum yine atı ama fil E6 gelip atı alma fikrim olabilir. Bu birinci çözüm. B5'te fili kovmak istersem fil D5 geliyor. Kaleyi istiyor. İki kaleyi de istiyor. Çatal atıyor. Atı yine alamıyorum. Kale C4 mantıklı gözüküyor burada. BC4'de FG6. İki taşa kale oldu. Kalemiz istekte. F7'ye bakıyoruz. Diğer kaleyi de F1'e geldiğimde kale DF1 gelirsem F7'ye 3 taşla basıyorum. 2 taşla, 3 taşla koruyor o da. D8'ini işaretledim. 3 taşla koruyor. Bir baskımız var. Vezir G6 gelip belki 4. taşla basabilirim ama kale çarpı D5 alma fikirleri var her zaman. Fakat kale DF1'den sonra tehdidim kale çarpı F7. Kale F7'ye kale F7. Kale F7 alırsa vezir E8 şah çekip F7'yi almak. At E6'da oynayamıyor. At savunmaya bağlı, kaleye bağlı. O yüzden kale DF1 baskı arttırmak adına güzel. Buna E5 alsam da kazanç. Vezir D5 alsam da kazanç ama F7'ye baskı nedeniyle vezir D5 mantıklı. Evet, birbirine bağlı taşlar var yine. İstekli olan taş var. Şimdi ben kaleye aldığımda F3'ü alacak. Vezir aldığımda F3'ü alacak. Kaleye aldığımda kaleyle alacak. Savunmaya bağlı taş savunmadan uzaklaşıyor ve at boşta kalıyor. O yüzden kale D8, kale A8, fil F6. Açmazda bir taş var. At G6 açarak şah çekemiyor çünkü vezirim tutuyor G6'yı. Ben fil F6 oynarsam bu atı kaçabileceği yer yok. O yüzden fil F6 mantıklı. Vezir D2'ye. Şimdi fil E7 alırsam H6'yı alacak. Vezir E7'ye de H6'yı alacak ama vezir kapatma fikirlerim olabilir. Şahı kaçma fikrim olabilir. Vezir E7 daha mantıklı. Vezir kapatamıyoruz F6'dan dolayı. Şah G8. Ne aldı görmedim. Kale F5. Piyon aldı. Son sıra zayıflığı var gördüğünüz gibi. Ama son sıraya koruyan taş fil. Şimdi burada açarak saldırı yapabilirim. Savunmayı saptırmak istiyorum. Fil olmazsa mat oluyor çünkü. Mesela ben fil G5 oynarsam kaleyi istiyorum. Fili istiyorum. Eğer fili alırsa G5'i kale E6 var. Kaleyle alırsa G5'i kale C1 mat var. Burada dikkat etmem gereken şey şu. Ben fil G5 oynadığımda kale F7 şah çekerse mat oluyor muyuz? Kale F7'ye. Şimdi at F6 şah çekemediği için şah G8 oynayıp kaleyi istiyorum. Kale G7'ye
Şah H8 oynuyorum. E8'i aldığında kaleyle alıyorum. Bu sefer de E1'den mat istiyorum. Yani G5'teki filmi yine alamıyor ve H6 istekte kalıyor. O yüzden fil G5 güzel hamle. Kale F7, şah G8. Şah H8 aynısı oldu. Burada bahsediyordum işte, kale E8 alsaydı, kale E8, G5 alamıyor. E1'den mat var, taş kaybediyor. Fil G5 almış, kale E6 ve kazanç. Ne yaptık? C6'yı aldık. Biz alırsak eğer, ilk önce bir alışa bakıyoruz. Taş boşta. Vezir çarpı C3 oynayıp A1'i isterse fil E3 çıkabilirim. Neden bu taşı verdi? Fil B7 oynayıp kalemi almak isteyecek. İkincisi, fil B7 oynamasını engellemek için. Ben G5'te veziri istersen, vezir nereye kaçabiliyor? E7'ye ve D8'e kaçabiliyor. E7'ye ve D8'e kaçtığında da C6'yı vezir isteyerek alıyorum. Fil B7 açmazdan taş kazanma fikrini engellemiş oluyorum. Yani burada G5 hamlesi oluyor gözüküyor. Evet, şimdi fil B7 yok artık. Vezir istekte kaldı. A5'i aldı. Boşta değil mi vezir? Ben anlamadım bir şey. Vezir boşta değil mi? Bu mu soru? At D6 oynayacak. Şah F8'e açarak şah çekecek. Çok güzel. Ama şimdi vezir D8 oynarsam at çarpı D6. Şah E7 veya şah F8 oynarsam at çarpı B7 oynuyor ve veziri geri alıyor. Oynayamıyorum. Vezir C7 oynarsam at çarpı D6'ya şah D8. At F7'ye şah C8 oynayabiliyorum. Ama vezir A4 oynarsam at D6'ya şah F8 bile oynayabilirim. Açarak şah çektiğinde fili alacağım atacağı yere göre. Şah D8 de oynayabilirim. Vezir A4 daha iyi gözüküyor. Vezir B7. Şimdi bu vezir sıkışmasın. Kale B8 oynarsam vezir A6 oynayacak. Kale B6 oynarsam veziri kaçacak geriye doğru. Peki at A5 oynayarak başlarsam veziri istiyorum at A5'te. Aynı zamanda fili de istiyorum. Vezir A6 oynarsa fil boşta. Vezir B5 oynayamıyor. B4 oynayamıyor. B3 oynayamıyor. At A5'e taş kazanıyoruz. Vezir A6'ya fil A4. At çarpı G4. H4 atımızı istiyor. At boşta. Ara hamlemiz var. At G6 ama ben G6'yı aldığımda o da E3'ü alıyor. Ben H8'i aldığımda D1'i alıyor. Sonra ben D1'i aldığımda bir taş önde kalıyorum. H8 atı. Çıkabiliyor mu at? Şu an için çıkamıyor ama şah oynarsa F7 boşta kalacak. Yani at G6 alabilirim. Bir dakika ya, GH4 basitçe taş koruyormuşum. Hiç görmedik ya. 27 puan gitti. Nasıl çıkartacağız bu 27 puanı? Şimdi fil E5 alırsam vezir E5'e vezir D7 var. Fil E5, at E5'e vezir D8'e vezir E8 var. Vezir D8 oynamak istiyordum. Vezir E8 oynuyor ama fil E5, at E5'e at B6 hamlem var. Çatal atıyorum. Yani fil E5 doğru. At B6. At C4. Evet, şimdi at F3 ile şah kale çekip kaleyi alabiliyorum. Neden böyle bir şey yaptı? Şimdi at F3'e şah F1 oynarsa at E1. C6'yı alırsa şah D8'den kaçabiliyor muyuz? Peki ikincisi, vezir E1 niye almıyorum ben? Fil E1'e vezir istekli olduğunu görmüyorum. Yine aynı hatayı yapacaktık. Direkt at D7. Şu an savunmaya bağlı taş at. Kale D8 gelsem, açmazı alsam, atı açarak vezirimi de isteyemiyor. At açmazda kalıyor. F6'yı alırsa D2 boşta. Kale D8 güzel hamle. Kale önde kaldık. Evet, şimdi at H3 alıp, ay, at F3 hemen çatal gözümüze çarpıyor. Şah ve veziri istiyorum. Ama G2 piyonu var. O zaman G2 piyonu saptırmam lazım. At H3 alırsam G2 piyonu sapıyor. Çünkü at H3'te şah kale istiyorum. Piyonunu almazsa kale gidecek. Alırsa da at F3. Vezir kazanacağız.
H8 kaçtı. Şimdi D6 boşta ama ben D6'yı alırsam at E6 alacak. Burada ara bir hamlemiz var. Ben D6'yı aldığımda atı istediğim için bir taşa çekiyorum. E7 sürüyorum. Vezirle alınca D6'yı şimdi alıyorum. Çatal atıyorum. Bu çekme motifi. Taş kazandık böylece. At C3 çatalımız var ama fil tutuyor. At G3 çatalımız var ama buradan mat istiyor. Fil G4 oynayabilirim. Fil C4 oynayabilirim. Birçok hamlem var. Şimdi bu vezir nereye kaçacak? İlk önce ona bakalım. Mesela vezir kale B7 oynarsam vezir hiçbir yere kaçamıyor. Bir taş önde kalıyorum. Yani at G3, at C3, fil C4, fil G4 yerine kale B7 ile hem C7'den matı tutuyorum hem de veziri istemiş oluyorum. Evet, kale B1 gelip fil almaya çalışsa burada açmazda olduğu için aslında devam edilebilir bu anlamda. Fakat çok fazla piyon olacak. Yani A2 alacağız diye düşünmüştüm ama A2 alamıyoruz. Belki kale B1 ile devam edilebilir. Burada bitmiyor. Sadece kale B7'yi göstermek için muhtemelen. Ne oldu ya? At G2. Şimdi kale G2. Kale G2. Alırsa sorun yok ama. Kale G2. Vezir H3 alıyor. Şah G1 ayarında G2'yi aldığında vezirle alıyorum. Yani vezir H3 alması da bir sıkıntı değil. Peki. Kale G7'ye fil B7 oynarsa. Kale G2 fil B7 oynarsa. Kale G7 var. B7'yi alıyorum. Yani kale G2'de sorun yok. Şah G1. Vezir G2. 25 puan oldu. 27 puanı çıkarttık. Evet. Şimdi taş istenirken taş istedi. Bizim bir ara hamlemiz varsa eğer. Taş kazanabiliriz. Bir. İkincisi H2'ye baskı yapıyorum. Koruyan taş at. Bu atı saptırabilir miyim? Üçüncüsü bu filin kaçacağı yer kalmadı. Basitçe fil E6 çeksem ne olur? H5 filini istiyorum. 27 puan çıkarttık arkadaşlar. 80 olduk tekrar. Evet. Kale G7 alırsam şah çekiyorum. Kale C8 oynayamıyor. Şah çektiğim için de sorun yok. Şah F6'ya, kale F7 şah çekerim tekrar gerekirse. O yüzden kale G7 oluyor burada. Neden böyle yaptım? Yine şimdi bir -21 yedik ya. Kale E7. Kale F7 şah çeksem ne olacak ki yani? Evet arkadaşlar, son 5 soru yapıyorum. Kale boşta değil çünkü F1'den şah çekiyor. Mat ediyor. Peki ben at G5 oynasam, şah vezir çeksem. Piyonla aldığında vezir A4, vezir E4 gelsem, şah kale çeksem kazanıyorum. Bugün notasyon söyleyemiyorum ya. Son 4 soru. Evet, kale istekte açmazı aldı. Açmaz olduğu için veziri kaçsam dahi bu sefer şah açmazda kalıyor. Ama bir ara hamlem var. Vezir burada olduğu için fil D5'te veziri istiyorum. Sonra C3'ü almak istiyorum. Ara hamleyle kale kazandık. Son 3 soru. Evet. Şimdi F4 oynasam, sonra E5 oynasam. Çünkü bu çapraz açıldı. Bu çapraz açıldığı an tehlike var demektir. Atı kaçarsa E5 oynayacaktım. Taş kazandık. Kale istekte. Burada da kale istekte. Mesela alıp. Şimdi son sıra zayıflığı var siyahın, gördüğünüz gibi, ama beyazın yok. H2'den kaçabiliyor. Alıp alınca vezir D7 gelsem. Ver fili, ver matı. İkisini birden koruyamayacağı için taş kaybetmiş oluyor. O yüzden doğru hamle. Buna taş kazandık. Son 2 soru muydu? Yok, son soru herhalde. Şimdi G3 atı alınabiliyor. Daha sonra vezir G3 alıp şah çekmeye başlıyorum ama G3'ü aldığımda C6'yı alacak o da. Peki ben at A5 ile başlasam? At A5 ile başladığımda da bu sefer vezir B5 gelip A5'i isteyecek. Peki kale B8 oynasam? Kale B8'e kaleyi istiyorum. Vezir C6 alırsa, vezir C6, fil C6 alırsak B1 kalesi artık koruması olmayan bir taş oluyor. Savunma kaldırılıyor. Kale B8 güzel hamle yani. Vezir C6. Vezir C6. Son soru o zaman bu. Fil C3. Şimdi H7'den bir baskım var. F7'ye bir baskım var. H7'ye ve F7'ye bir baskı yapabiliyorum. Atın G5'te olması nedeniyle. Mesela ben burada vezir H5 oynarsam mat istiyorum.
Tek hamle h6. Ona da fil f7 ile veya at f7 ile başlayabilirim. Yusupov'un kitabında buna benzer bir çözüm vardı. At f7 de kazanıyor. Şöyle bitiyordu oradaki maç. At f7. Vezir e8 oynadığında at h6. Şah h8'e tekrar at f7 açarak çifte şah. Şah g8, vezir h8 mat. Diğer çözümde at f7, kale f7'ye vezir f7, şah h8 veya şah h7'ye fil h6 şeklinde geçiyordu. At f7 alalım biz. Kale f7. Şimdi fil f7 alırsak şah, fil f7 diye geçiyordu orada. Fil f7, şah h8 oynarsa fil h6 var. Şah h7 oynarsa fil f7'ye. Şimdi fil h6 oynayamıyoruz. Fil g6 da oynayamıyoruz. At var. Normalde fil g6 fil h6 vardı. Ama vezir f7 daha temiz gözüküyor. Daha sonra c3'ü alacağız. Aslında hepsi kazanıyor burada. Fil f7. Yani ne fark etti mesela? Ben vezir f7 şah çekip aynısını yapsam ne olacak? Anlayamadım. Galiba tek fark vezir f7, şah h7, bc3'e at e5 gelip fili ve veziri istiyor. Veziri, fili koruyacak şekilde kaçamıyorum. Yani tek fark bu. O zaman mantıklı oldu. Evet arkadaşlar. Sesim yine biraz daha iyi düzeldi. Çok yendiler beni turnuvada. Sesim kısıldı herhalde. Çekimlere devam edeceğim. Hafta sonu atamadım o yüzden. Hastalığımdan dolayı derslerim de vardı. Sesim iyice gitmişti. Daha iyi hissediyorum şu an. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.